Galatasaray'da değinmişken onu da bir e, göz ardı etmeden geçemeyeceğim. Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi. Beşiktaş'ın 5-0'lık bir skorla Galatasaray'ı mağlup etmesi ve kupaya uzanan taraf olması. Yani belki yine bir galibiyet bekleniyordu fakat bunun 5-0 olması bekleniyor muydu? Açıkçası ben uzatmaları gitmesini bekliyordum. Yani 90 dakika sonunda bir galibiyet değil bir beraberlik bekliyordum. Ee, ve Galatasaray'ı bir, bir adım daha önde görüyordu. Bunu hep söyledim çünkü geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunu korumuş bir kadro e, takım. Dolayısıyla bu bir avantaj sağlıyor. Yani Beşiktaş'a üç tane transfer geldi ama hem e, yeni transferlerin uyuş süreci kim olursa olsun, isimleri ne olursa olsun bambaşka takıma geliyorlar. Galatasaray'ın bu konuda biraz avantajı vardı ama dediğim gibi az önce bahsettiğim konu buydu. Yani bu tür maçlarda e, birinci şart en önemli nokta motivasyon, maça konsantrasyon, maça çok iyi hazırlanmak. Ben Beşiktaş'ın maçı çok iyi hazırlandığını söyleyebilirim ama taktik açısından söylemiyorum bunu. E, psikolojik açıdan da yani Hasan Arat'ın gidip Nevzat Demir Tesisleri'nde sahanın ortasında konuşma yapması, beyaz uçarla Giovanni Hoca'yla, Samet Aybaba'yla birlikte konuşması. Bu Boğaz'ın e, işte efendim pardon, Boğaz'ın e, efendisi e, sloganı. Bunlar tribünle birlikte de bir hazırlık yapılmış. Bence bu hava e, özellikle galibiyeti getirdi diyebilirim. Tabii ki Giovanni Hoca'nın müthiş bir e, taktik anlayışı var da. Ama burada kenetlenmek çok önemli. O yüzden Avrupa maçlarına da hani derbi oynuyormuş gibi hazırlamak lazım. Ben böyle bir skor beklemiyordum. Ama bu bana şunu hatırlattı. Eskiden Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası vardı. Sezon öncesi Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş birbirleriyle oynardı. Yenilirsin, yenersin, berabere kalırsın, kupayı alırsın, almazsın o başka ama sezon çok güzel açılırdı. Yani sezonun derbiyle açılması bakın ne kadar güzel. Beşiktaş açısından söylemiyorum. Bugün Galatasaray da yenebilirdi. Onlar da farklı bir skor olabilirdi Galatasaray. Ben buna hiç odaklanmıyorum. Ama sezon çok güzel açıldı. Ne olursa olsun skor. Derbiyle sezonun açılması bence çok önemli. TSD kupası olduğunda iki tane derbi oluyordu Berna. Ee, maalesef onlar gitti. Ee, umarım sezon öncesi bu tür süper kupa eşleşmelerini, derbileri daha çok seyrederiz diye düşünüyorum. Ben işin bu tarafına da bakıyorum. Bu tarafı da bana çok keyif veriyor. Aslında Beşiktaş sezona muhteşem başlıyor diyebiliriz. Şimdi geçtiğimiz sezon sonu yine bir kupa aldı. Bu sezon başlamadan yine bir kupa aldı. Bir de Galatasaray maçında aslında ilk 17. saniyede yanlış hatırlamıyorsam ya 17 ya 20 arasında immobile golü atarak aslında daha ilk dakikadan bir psikolojik üstünlük kurdu da diyebiliriz sanki. Şöyle söyleyelim Berna, Beşiktaş lige iyi başladı ama Beşiktaş hazır değil. Yani bu bunu görebiliyoruz. Beşiktaş henüz hazır değil. Beşiktaş'ın bazı transferleri yapması lazım. Bu skor, eminim ki Feyyaz Uçar da bugün bir yerde konuştu. Bunu dile getirdi. Bir skor, güzel bir skor tabii ki Beşiktaş için. Ama Beşiktaş'ı havaya sokmamız gereken bir skor. E, Sokmaması gereken bir skor. Çünkü hazır değil. Yani hem kondisyon açısından da hem e, transfer açısından da çok ciddi eksiklikleri var. Bunlar zamanla geçer tabii. Zamanla oturacak. E, onu ekleyelim. Galatasaray da hazır bir görüntü göstermiyor ama Galatasaray 3-4 maç oynadıktan sonra geçtiğimiz sezonki temposuna yaklaşır. Çünkü aynı oyuncular. Birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerini biliyorlar. Ezbere oynayabiliyorlar. E, Beşiktaş'ta bu biraz zaman alacak. Bu da belki de 5-6 hafta sürecek. Onu da eklemekte fayda var. Yani Beşiktaş gümbür gümbür geliyor, şampiyon olacak gibi durumu şu an için söylemek çok erken daha. Henüz e, o ışığı göremedik ama tabii ki çok iyi bir maç çıkardı. Çok iyi bir skor. E, çünkü derbilerin havasının başkadır klişesinin e, sahaya yansımasını gördük bugün e, gün. E, dolayısıyla Beşiktaş eksiklerini de biliyor. Beşiktaş'ın teknik ve yönetimi de eksiklerin ne olduğunu da biliyor. E, Galatasaray'da biraz şey eleştirisi oldu İşte transferleri zamanda yapmazsam böyle olur diye. Hiç ilgisi yok. E, son iki senenin şampiyon kadrosu ciddi e, e, kaliteli oyuncular var. E, bence Galatasaray 5 yaş kadar psikolojik açıdan hazır değildi. E Bir de erken bir gol tabii ki durumun şartları çok değiştirdi. E, onu da eklemekte fayda var. E, 5-0 mağlubiyetle Galatasaraylılar işte bu sene şampiyonluk çok zor gibi bir havaya giriyorlarsa bu doğru değil bence. Sevgili Serdar Sarıdağ çok teşekkür ederim ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Berna iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Efendim Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray yeni transferi Gabriel Saray'ı resmi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir video ile açıkladı. Gabriel Saray'ın da açıklamaları mevcut. Görüntüler ekranlarınıza gelsin.